Hadi gelin hep beraber pozitif ve negatif sayılarda toplama ve çıkarma konusunda birkaç örnek çözelim. Diyelim ki elimizde şöyle bir denklem var. 4 eşittir, eksi 8, eksi boşluk. Her zamanki gibi yine söylüyorum. Videoyu durdurup soruyu önce kendi başınıza çözmeyi denemenizi tavsiye ederim. Eksi 8, eksi boşluk 4'e eşitmiş. Hadi gelin şimdi bu soruyu çözelim. Önce bir sayı doğrusu çiziyoruz. Sayı doğrumuz işte burada. Öncelikle, eksi 8'i sayı doğrusunda bulalım. Eksi 5 burası olduğuna göre, eksi 6, eksi 7 ve işte eksi 8. Eksi 8'den başlayacağız ve öyle bir şey yapacağız ki, yolumuzun sonu 4 olacak. Sıfırdan itibaren sayalım, işte. 4 de burada. Şimdi, eksi 8'den başlayıp 4'e ulaşmak için ne yapmalıyız? Sağa doğru gitmemiz gerekiyor. Peki ama kaç adım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sağa doğru 12 adım ilerlemeliymişiz. Yani demek ki eksi 8'e 12 eklemeliyiz. Bunu şöyle de düşünebiliriz. Eksi 8'den 0'a ulaşmak için önce 8 ekleriz ve 0'dan 4'e gitmek için de 1, 4 daha ekleriz. Toplamda 8 artı 4, yani 12 adım gitmiş oluruz. Peki, şimdi soruya tekrar dönelim. Burada ilginç olan bir şey var. Sonucu 12 bulduk ama burada, eksi 8, eksi boşluk denmişti. Nasıl oluyor da negatif bir sayıdan negatif bir sayıyı çıkarıyoruz da, sonuç pozitif oluyor. Şimdi şöyle düşünelim. Boşluktaki sayı öyle bir sayı olacak ki, sonuçta 12'ye eşit olacak. O zaman ne yapacağız? negatif bir sayı çıkarabiliriz. Eğer eksi 12'yi çıkarırsak, bu işlem 12 eklemekle aynı şeye dönüşür. Bunu kutular olmadan tekrar yazayım. 4 eşittir, eksi 8, eksi, eksi 12. Negatif bir sayıyı çıkarınca ne olur? Bu, sayının pozitifini eklemekle aynı şey olur. Yani işlemimiz artık 4 eşittir, eksi 8 artı 12 oldu. Sıfıra ulaşmak için 8 ekliyoruz. Eksi 8 artı 8 eşittir 0. 4 daha ekliyoruz ve yanıt 4'e eşit oluyor. Bu gerçekten çok enteresan. Hadi başka bir örnek daha yapalım. Ben çok eğleniyorum. Umarım sizler de eğleniyorsunuzdur. Pekala. Yeni sorumuzu yazıyorum. Boşluk eksi eksi 2 eşittir eksi 7. Bunu nasıl bulacağız? Açıkçası ben ilk olarak şu ifadeyi sadeleştirmek istiyorum. Bir negatif sayıyı çıkarmak, sayının pozitifiyle toplamakla aynı şeye eşit olacaktır. Yani, eksi 2'yi çıkarmak, 2 eklemekle aynı şey. O zaman soruyu şu şekilde tekrar yazalım. Boşluk artı 2 eşittir eksi 7. Şimdi durumu daha kolay görmek için yine bir sayı doğrusu çizelim. İşte, sayı doğrumuz burada. Amacımız eksi 7'ye ulaşmak. Eksi 5, eksi 6, eksi 7. Evet, eksi 7 işte burasıymış. Başlangıç noktamıza 2 ekleyip eksi 7 buluyormuşuz. 2 eklemek demek, 2 defa sağa adım atmak demek. Yani bu işlem sayı doğrusunda aynen şu şekilde görünecek. Peki hangi sayıdan başlayacağız ki sağa doğru 2 adım attığımızda eksi 7'ye ulaşalım? Bu tanıma göre eksi 7'nin 2 adım solundan başlamamız gerekiyor. Yani eksi 7'den 2 adım geri gidelim. İşte tam şurası. Eğer bu sayıya 2 eklersek, 1, 2, eksi 7'ye ulaşıyoruz. Peki bu sayı kaç? Bu sayı eksi 7'nin 2 adım solundaki sayı. Yani eksi 9. O zaman boşluğa eksi 9 yazabiliriz. Eksi 9 artı 2 eşittir eksi 7. Evet, eğer eksi 9'dan başlayıp 2 adım sağa gidersek eksi 7'ye ulaşırız. Ya da eksi 9 eksi eksi 2 de diyebiliriz. Çünkü az önce de söylediğimiz gibi eksi 2'yi çıkarırsak da yine 2 adım sağa ilerliyoruz. Artı 2'yi çıkarırsak sola gideceğiz. Fakat burada eksi 2'yi çıkarıyoruz. O yüzden sağa ilerleyeceğiz ve böylece eksi 7'ye ulaşacağız. Evet, bu da güzel bir örnekti. Hadi gelin bir tane daha çözelim. Ben gerçekten bu soruları çok seviyorum. Bu sefer, eksi 4 eşittir boşluk eksi 9 işlemine bakacağız. Dediğim gibi videoyu durdurup önce soruyu kendiniz çözmeyi deneyebilirsiniz. Öncelikle sayı doğrumuzu çiziyoruz. Amacımız bu sayıdan 9'u çıkarıp eksi 4 bulmak. Evet, o zaman eksi 4'ü işaretleyelim. Bir sayı var ve ondan 9 adım uzaklaştığımızda, yani 9 çıkardığımızda, eksi 4'e ulaşıyoruz. 9 çıkarmak deyince bunu 9 adım sola gitmek gibi düşünün. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet, aynen bu şekilde bir hareket olacak. Bir sayıdan başlayıp ondan 9 çıkaracağız. Ve sonuç olarak eksi 4 bulacağız. Harekete başladığımız bu sayı boşlukta olan, yani aradığımız değer. Bu sayıdan 9 adım sola gittiğimizde, eksi 4'e ulaşıyoruz. Şu şekilde de düşünebiliriz. Aradığımız bu sayı, eksi 4'ün 9 adım sağında kalıyor. Şimdi, bu sayının kaç olabileceğini düşünelim. Bu sayı, eksi 4'ün 9 adım sağında olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve artı 5 sayısına geliyoruz. Boşluğa 5 yazıp doğru mu bulduk bakalım. 5'ten başlayalım ve 9 çıkaralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet, gerçekten de 5'ten 9 çıkarınca eksi 4'e ulaştık. Öyleyse denklemimiz eksi 4 eşittir 5 eksi 9 olacak.